Demek ki oluyormuş. Yok şu an olmayacaktı Kıbrıs. Oldu bitti çok önemlidir. Yaparsın sonra düşünürsün ne olacağını. Önce bir yaparsın. Yani başlangıçta düşünülmez ne olacak diye. Olur yapar bitirirsin. Bunda bir kötülük yok. İnsanları rahatsız edecek bir şey yok. Mantıksız bir şey yok. Bu sevgi, dostluk, kardeşlik, barış, muhabbet için olan, insanlığın iyiliği için olan bir şey. Biz ayrıca diyoruz ki Ermenistan'ı da alacağız. Azerbaycan'ı, efendim Tacikistan'ı, Gürcistan'ı, Litvanya'yı, Türk Birliği'nin içine hatta Rusya'yı da alacağız. Türk Birliği büyük bir güçtür. Nerenin 300 milyon, nerenin 400 milyon, nerenin 500 milyon? Dünyanın en büyük gücüdür. Türk bayrakları bir araya geldiğinde, hadiste var Mehdi devrinde, önce Mehdi Türk bayraklarını bir araya getiriyor. Bölünmüş Türk bayrakları bir araya gelecek diyor. Arkasında diyor yeşil bayrakları bir araya getirecek. Yani İslam aleminin bayrakları. Yani bu Türkistan Birliği'dir işte. Gidişat budur. Türkiye'nin öncülüğünde, Türk devletlerinin desteğinde bütün İslam ülkelerini birleştirerek büyük bir Türkistan Birliği oluşturacağız inşallah. Bunun içerisine Rusya'yı da dahil edeceğiz. Ermenistan var, İsrail'i de içine alacağız. Bütün bölge Afrika'ya varıncaya kadar, Afrika'nın büyük bölümü, Asya, Avrupa'nın içlerine kadar, ta İtalya'nın böğrüne kadar bizim kontrolümüzde olacak inşallah. Bu ne demektir? Bereket, bolluk, refah, huzur, sevinç, neşe, bayram demektir. Avrupa Birliği'ne destek demektir. Amerika'ya destek demektir. Çin'e destek demektir. Bu ekonomik kriz Nuh tufanı gibi. Şimdi Nuh tufanı başladı. Ekonomik kriz hepsini yutacak. Bunları kurtaracak olan Türkistan Birliği'dir. Bir tek onun bereketiyle Allah'ın izniyle kurtulacaklar. Dünyayı da Türkistan Birliği besleyecek. Genç nüfusuyla, dinamik nüfusuyla, ekonomik gücüyle, askeri gücüyle, manevi gücüyle, sevgi gücüyle de terörü durduracak. Dünyada terör büyük bir bela. Türkistan Birliği'nin olduğu yerde terör olmaz. Anarşi olmaz. Bu işler ısrarla olur. Israr nedir? Dilekçe. Televizyon programları, gazete yazıları, toplantılar, pankartlar. Türkistan Birliği'ni istiyoruz. Türkistan Birliği oluşsun. Ama Türkiye lider. Yani bu konuda tartışma yok. Türkiye liderdir. Allah zaten lider olduğunu da gösterdi. Herkes görüyor. Bu dediklerim olacak ama hiçbir şey yapamayan evinde şöyle ince bir kağıt budur. Bir A4 kağıt. Kendi el yazısıyla Sayın Başbakanım, Türk İslam Birliği'ni istiyoruz. Sınırların açılmasını istiyoruz. Vizeyi ve pasaportu kaldırmanızı istirham ediyoruz. Adım şu, soyadım şu, imza. O kadar. Gönderecek. Efendim sizin isteçleriniz ve söylediğiniz çok yani iyi bir niyet ama sadaladığınız milletlerin, devletlerin bir bayrak altında yaşanması bir kadar zor görünür. Yani en azı göz önünde bir Filistin meselesi var. Çünkü 10 yıllardır yani çözebilmirler bir meseleni. Yani bu tür problemleri olan bir halkların bir yerde yaşaması. Türkistan Birliği'nde orayı biz daha önce 10 asker bir çavuşla yönetiyorduk bütün bölgeyi. Yine aynı o sevgi gücüyle, akıl gücüyle, iman gücüyle biz orayı küçük bir bölükle yönetiriz. Hiçbir şey olmaz. Anarşi yapana, terör yapana deriz ki yapmayın. İsrail'e deriz ki sen de saldırmayacaksın. Bitti bu kadar. Kimse aksini yapamaz. Nasıl yapsın? Aksi mümkün olmaz. İsrail ne gerekçe gösterecek saldırmak için? Terör çıkaran da ne gerekçe gösterecek terör yapmak için? Yahut saldıran, kan döken, kim olursa olsun, terör şart değil herhangi bir şekilde orada eylem yapan insan. Çünkü Türkistan Birliği zaten gereken adaleti sağlayacak, hukuku sağlayacak, huzuru, güveni sağlayacak. Kimsenin bir şikayeti yok ki. Olay çıksın. Hiçbir olay çıkmaz. Ama dünyanı yönetmek niyetinde olan ve buna müeyyen cahitler dedin bugünün özüne kadar olan kuvveler Türkiye'nin ve onun
etrafında olan bu devletlerin birliğin cüzlenmesine müsaade eder mi? İyi niyet varsa ederler. Sevgi, şefkat, merhamet, Allah korkusu, Allah sevgisi, Musevileri sevmek, Hristiyanları sevmek, bütün dinlere saygılı olmak, İslam ahlakını tam yaşamak, Allah korkusu, Allah sevgisi varsa tamamdır. Ama bunlar yoksa, tabii ki olmaz. Ama benim dediğim birlikte bunlar olacak. Buna hiç kimse karşı çıkamaz. Amerika da istiyor bunu. Rusya da istiyor. Türkistan Birliği'ni sorun Rusya'ya. Bu modelde biz Türkistan Birliği istiyoruz deyin. Bakın ne diyecekler. Hemen kabul ederler. Hemen birliğin reallaşmasından sonra dünyadaki münasebetler ne olabilir? Yani Hristiyan dünyası, Müslüman dünyası veyahut da Gərb, Şərq. Yani münasebetler hangi istikamette inkişaf edebilirler? Bir kere benim bu dediğim olacak yani onu söyleyeyim. Yani Türkistan Birliği bu 10 yıl içerisinde mutlaka olacak. Ben öyle bilindiğini bunun söylüyorum. Bunun malumatları söylenip yoksa ihtimaller mi? Efendim? Yani bunun arkasında informasyon, bilgi dayanır mı yoksa ihtimaller mi? Bakın bu Türk İslam alemi bu konuda hiç çalışma yapmasa böyle otursalar bu konu yine olacak ben söyleyeyim. Yani 10 yıla kadar bu mutlaka olacak. Ama ben hüküm olsun hatıra olsun diye anlatıyorum. Yani illaki olacak. Bunu istemeyecek hiç kimse yok. Yani bu herkesin işine gelecek, herkesin hoşuna gidecek bir şeydir bu. Bunda Hristiyanlar istediği gibi kilisesine gider. Museviler sinagoguna gider. Müslümanlar camisine gider. Terör olmaz, anarşi olmaz, kargaşa olmaz. Zenginlik, bereket, bolluk olur. Ve bütün ülkeleri kalkındıracak bir sistem bu. Dayanışma sistemi. Bunda bir ırk üstünlüğü iddiası yok. Yani bizim ırkımız en üstündür. Kan yönünden, genetik yönden en mükemmel biziz demiyoruz. Orada diyoruz ki biz en güzel ahlakı arıyoruz. En güzel ahlakta yarışıyoruz. Biz güzel ahlaklıyız. Sizi yöneteceğiz diyoruz. Sizin de güzel ahlaklı olmanızı istiyoruz diyoruz. Biz ahlak üstünlüğünden ortaya çıkıyoruz. Kan üstünlüğünden ortaya çıkmıyoruz. Türkler millet olarak cesur, sabırlı, vefalı, güçlü bir millet. Yaman bir millet. Onun için herkes Türkiye'nin liderini istiyor. Bak, bunu Amerika'nın ünlü strateji dergisi söylüyor. Türkler bölgede gücünü artıracak. Adamlar rahatsız olsa bundan böyle bir yazı yazar mı? Demek ki adamlar memnun. Bunu istiyorlar. CIA de diyor, Türkistan Birliği 10 yıla kadar olacak diyor. CIA. Öyleyse der ki CIA, böyle bir tehlike var, biz buna tedbir alalım der. Adamlar mutlu. Biliyorlar iyi bir şey olacağını, güzel bir şey olacağını biliyorlar. Efendim böyle bir deyim var, demokraside çare tükenmez. Yani. Demokraside. Evet. Sizce bütün bunların reallaşması için önce İslam ülkelerinin, Türk ülkelerinde insan hukukları, demokrasinin üst duruma getirilmesi mənə elə gəlir ki, bu olandan sonra sizin dedikləriniz reallaşa bilər. Yəni, demokrasi tam oturuşandan sonra başqa adımlar atmaq mümkün. Türkistan Birliği demokrasinin şahını getirir, alasını getirir. Türkistan Birliği oldu mu her yerde demokrasi mecburen gelecek.